Helin, sabahın erken saatlerinde başlayan oy kullanma durumu 17'de bitmiş ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte de 18.30'da sonuçlar ekranlara düşmeye başlamıştı ve açıklanan oranlarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde önde olduğu bir tabloyu görüyoruz. Biz de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Başkanlığı'ndayız. Burada gördüğümüz ve gözlemlediğimiz kadarıyla sessizlik hakim. Vatandaş sayısı bir elin parmak sayısını geçmeyecek derecede diyebiliriz. Ancak 2023 seçimlerine en başından beri tabii yabancı basın ve medyanın ilgisi ve gösterdiği ilgi fazlaydı, yoğunluk vardı. Burada da bu alanda da özellikle Türk basın medyası ayrı ama yabancı basının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi vatandaşlar burada seçmenler, partilerini destekleyenler, Millet İttifakı'nı destekleyen vatandaşların sayısı burada bir elin parmak sayısını geçmeyecek derecede. İçeride merkezin içerisinde büyük bir ekran kuruldu. Basın ve medya mensupları orada sonuçları takip ediyorlar. Tabii CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında sonuçları takip ediyor. Yani burada sessizliğin hakim olduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir hareketin olduğunu söylemek mümkün değil. Sessizlik ve bekleyiş sürüyor burada. Tekrar edelim, yabancı basının ilgisi oldukça fazla burada bu alanda. Sizin de söylediğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu öndeyiz diye bir tweet attı. Ancak burada öndeyizi destekleyecek bir hareketlilik söz konusu değil. Partisi ve Millet İttifakı'nı destekleyenler açısından söyleyebiliriz. Diyelim ve sözü buradan size bırakalım.